Selamlar, nasılsınız? Umarım iyisinizdir, her şey yolundadır. Uzun süredir araştırmasını yaptığım, okumalarını yaptığım aynı zamanda bataryalardaki kapasite kaybı, degradasyon, yaşlanma, kalibrasyon, LFP ve NMC bataryalardaki farklılıklar, sıcaklıklara karşı durum, hangi şarj koşullarında kullanmak gerekiyor ve kullanıcı verileri ile ilgili birçok makale okudum. Araştırma okudum, test sonuçlarına baktım. Aynı zamanda kullanıcıların verilerini paylaştığı platformlara baktım. İki videoda bunu toparlamaya çalışacağım. Hangi kaynaklara dayandığımı ilk başta size belirteyim. Dünyanın en çok kullanılan hakemli ve tam metin bilimsel kaynak veri tabanı Science Direct sitesindeki akademik paylaşımları okudum. Bunlardan faydalandım. Aynı zamanda Battery University sitesindeki makalelerden ve araştırmalardan yararlandım. Bu konuda eğer çok meraklıysanız, detaya da inmek istiyorsanız, bilimsel anlamda da bir takım verileri kendiniz okumak istiyorsanız, açıklama kısmında ve videonun sonunda hem izleme hem de okuma listesinden bahsedeceğim size. İlk olarak hem LFP hem NMC bataryalarla ilgili en başta da bu bataryaların ana etken maddesi lityum atomu ile ilgili birkaç paylaşımda bulunmak istiyorum. Lityum atomu alkali metal grubuna ait yoğunluğu en düşük ve en hafif metal element. Aynı zamanda hidrojen ve helyumdan sonra da en küçük element. Ve 3 tane elektronunun bir tanesi kararsız elektron olduğu için kararlı hale gelebilmek için kolayca salıveriyor. Zaten lityum atomunun sırrı burada yatıyor. Dolayısıyla anotla katot arasında kolaylıkla geçiş yapabiliyor. Ve lityum elementi aynı zamanda en büyük elektrokimyasal potansiyele sahip olan bir element. Ve ağırlık başına da en fazla enerji yoğunluğuna sahip olan element. Bazı atomlar kararsız hallerinden kararlı hale gelebilmek için elektron alır veya elektron verirler. Lityum atomunun yörüngesinde uzakta yer alan bir tane elektronu da kararsız yapıya sahip olduğu için lityum atomu kararlı hale gelebilmek için bu kararsız elektronunu vermeye çalışır. Zaten lityum atomunun ekrana koyduğum fotoğrafından görüyorsunuz. Yörüngede uzak noktada olan elektronu kararsız olan elektron. Şimdi isterseniz LFP ve NMC bataryalarla ilgili çok kısa bir bilgi vereyim. Normal koşullarda batarya isimleri katot kimyasallarından kaynaklanıyor. Lityum iyonlar NMC'de nikel, mangan ve kobalt katmanları arasında, LFP bataryalarda ise demir ve fosfat sütunları arasına depolanıyor. Şarj ettiğimizde lityum iyonları anot tarafına geçiyor. Aracı kullanıp deşarj ettiğimizde ise bu sefer katot tarafına geçiyor. Katot tarafı kararlı hali, anot tarafı da kararsız hali oluşturuyor. Arada da elektrolit ve separatörler var. Bu elektrolit sadece lityum iyonlarının geçişini sağlıyor. Yani o kararsız elektronlar buradan geçiyor ve geri dönüyor. LFP'de %100 şarj halinde bile bir miktar lityum iyon partikülleri katot içinde yer almaya devam ediyor. NMC'ye göre en büyük farklılıklardan bir tanesi bu. LFP ile NMC'nin en önemli avantajlarına baktığımızda NMC'nin en büyük avantajı daha az alana daha fazla enerji depolayabilmesi ve aynı ağırlıkta baktığımızda LFP'de daha az enerji yoğunluğu, NMC'de daha fazla enerji yoğunluğu oluyor. Yani hem hacim olarak hem ağırlık olarak NMC LFP'ye göre çok daha avantajlı. Aynı şekilde yine NMC bataryalar soğuğa LFP'ye göre çok daha dayanıklı. Şarj koşulları da hız ve süre anlamında LFP'den çok daha avantajlı. Soğuk havalarda özellikle NMC'de şarj hızı avantajı ve şarj süresi avantajı daha
daha fazla oluyor. O nedenle genellikle uzun menzilli araçlarda daha az yer kaplaması ve daha az ağırlık oluşturması için, aynı zamanda performanslı araçlar için NMC bataryalar kullanılıyor. Fakat NMC bataryaların maliyeti daha yüksek. Ömrü de daha az, sıcaklığa dayanımı da daha az. LFP'nin en büyük avantajı ise ne? Döngü sayısı çok daha fazla, ömrü daha uzun, maliyeti çok daha düşük, kobalt içermediği için çevresel etkisi çok daha az, sıcağa dayanımı çok daha yüksek, darbelere dayanımı daha yüksek, aynı zamanda aşırı sıcak yani yanma koşullarında da açığa çıkan enerji de daha az. İkinci olarak bataryalarda yaşlanma ve bozulma hangi yollarla tespit ediliyor bilimsel anlamda, akademik anlamda, buna bir bakalım. Yaşlanma faktörlerini açıklayabilmek için bilimsel ve akademik bazı deneyler, gerçek kullanım koşulları ve sonuçları ve bazı modellemeler yapılıyor. Bunlarla ilgili en önemli teknikler, birincisi hızlandırılmış yaşlanma testleri. Bunlar laboratuvar ortamında gerçekleştiriliyor. Elektrokimyasal empedans spektroskopisi. Bu da voltaj, akım ve benzeri bir şekilde yapılan bir deneysel çalışma. Yani ACE testi. Üçüncü olarak döngüsel voltametri ve kapasite testi. Bataryalarda ölüm sonrasına dair laboratuvar araştırmaları. Ve son olarak da matematiksel modelleme ve simülasyonlar. Şimdi geldik üçüncü olarak ise bu bilimsel araştırmalar ve testler sonucunda bataryaların sağlığını etkileyen faktörler ve bozulma durumlarına. Ekrana bir grafik tablo koyuyorum. Bu ekrandaki tablodan göreceğiniz üzere ilk olarak zaman faktörü var. Yani siz bataryayı hiç kullanmasanız bile yıllar içinde yıla bağlı, zamana bağlı bir yaşlanma ve bozulma oluyor. İkinci olarak yüksek sıcaklık, yani sıcaklık arttıkça yine bataryalarda bozulma oluyor. Üçüncü olarak hızlı şarj. Şarj hızı arttıkça bozulma eğilimi de artıyor. Dördüncü olarak yüksek ve düşük enerji ve akım yükü. Yüksek enerji ve akım yükü %100 durumu, düşük enerji ve akım yükü ise %0 durumu veya buna yakın durumlar, %100'e veya %0'a yakın durumlar ve bu parametrelerde bataryanın uzun süre o koşulda kalması. Beşinci olarak düşük sıcaklık. Belli bir derecenin altında batarya sağlığı olumsuz etkileniyor. Altıncı olarak stokiyometri, yani kimyasal tepkime sırasındaki reaktif bozulma. Yedinci olarak mekanik stres, yani tam doldurma ve tam boşaltma. Bu halde kaldığında da batarya stresi çoğalıyor ve artıyor. Sekizinci olarak ise düzensiz voltaj ve akım. Şimdi şarj ve deşarj sırasındaki yaşlanma ve bozulma ile ilgili kısma bir bakalım. İlk başta söylediğim gibi anot tarafında bulunan lityum iyonları biz aracı kullandıkça katot tarafına geçer. Yani deşarj işlemi gerçekleşir. Bu sırada tabii bir elektrik akımı ortaya çıkıyor. Şarj ederken ise tam tersi, bu sefer lityum iyonları anot tarafına geçer. Her şarj ve deşarj sırasında lityum iyonları bazı yüzeylerde takılı kalırlar. Katotta, anotta, elektrolitte, membranda, kolektörde, separatörde, bunların yüzeylerinde, bu durumda bir miktar bozulmaya neden olur haliyle. Yine yüksek şarjda anot tarafında bir takım tabakalar oluşmaya başlar. Bunlar da aynı şekilde bozulmaya neden olur. Bir başka şey de %100 şarj durumunda batarya sıcaklığı oldukça artar. Ve batarya kimyasında da bir takım bozulmalar olur. Bu yüzden bataryalarda soğutma sistemleri çok önemlidir. Ekrana da koyduğum tabloda gördüğünüz üzere anot ve katot tarafı ve aynı zamanda aradaki elektrolit ve separatörü görüyorsunuz. Şarj ve deşarj sırasındaki lityum iyonlarının geçişini ise aradaki elektrolitin üzerindeki kırmızı oklardan anlayabilirsiniz. Anota veya katota geçişi. Yine bir başka resmi koyuyorum. Onda da NMC bataryanın tabaka halindeki yapısını görüyorsunuz. Burada da geçiş oklarla gösterilmiş. İki tane benzer resim zaten. Bu iki tane benzer resimden de rahatlıkla biz
bu NMC bataryanın yapısını anlayabilmiş oluyoruz. Lityum iyonlarının nasıl ve ne şekilde şarj veya deşarj durumunda depolandığını da görmüş oluyoruz. Şimdi bu akademik çalışmalardaki grafitteki ve diğer bileşenlerdeki bozulmayı görüyorsunuz. Yani döngüler oldukça şarj veya deşarj sırasında hangi bileşenlerde ne gibi bozulmalar olduğunu bu içerikten anlayabiliyoruz. Şarj veya deşarj sırasında bir başka şey de şu. %100 şarj durumunda anot şişiyor. Yani kapasitesinin yaklaşık %10'undan fazlaya kadar genleşmiş oluyor. Bu da anotun yapısında çatlamalara neden olabiliyor. Tam tersi durumda da katotta benzer durumlar olabiliyor. Yani uzun süre %100'de veya %0'da kalma durumunda bu bozulma ve stres artmış oluyor. Ve sıcaklığa bağlı olarak da bu bozulma artıp azalabiliyor. Yine ekrana bir tane daha grafik koyuyorum. Bu grafikte göreceğiniz üzere %10'un altında sıcaklık arttıkça bozulmanın çok yüksek seviyelere çıktığını, özellikle %80'den daha yüksek koşullarda da aynı şekilde sıcaklık arttıkça bozulmanın çok daha arttığını görebiliyoruz. O nedenle çoğu marka %20 ile %80 arasında kullanmayı öneriyor. Yani %20'nin altında, özellikle %10'un altında uzun süre bekletmek, aynı şekilde %90'ın üzerinde de uzun süre bekletmenin sıcaklığa göre ne kadar etkili olabildiğini bu grafikten görebiliyoruz. Yine şarj etmeye göre döngü ve ömür koşullarına baktığımızda aralık ne kadar azsa ömrün o kadar arttığını görebiliyoruz. Ama bu aralık da şöyle, birinci olarak en yüksek ömre sahip durumun şarj alışkanlığı olarak %75 ile 65 aralığında, ikinci olarak %75 ile 45 aralığında, üçüncü olarak %75 ile 25 aralığında kullanmak olduğunu görüyoruz. Ama tabii ki bunlar laboratuvar ortamında yapılan testler. Yani kabaca baktığımızda biz aracı %80 ile %30 aralığında, %20 aralığında kullanmamıza, batarya sağlığı için en iyi şarj alışkanlığı diyebiliriz. Bir başka tabloyu koyuyorum. Bu da LFP, NMC ve NCA bataryaları ile ilgili. Ya şunu söyleyeyim, bir döngü sıfırdan 100'e kadar şarj edilip sonra sıfıra kadar boşaltılmasını ifade ediyor. Yani şöyle düşünebiliriz. Biz aracı %60'da şarj ettik, %90'a kadar diyelim ki %30 kullanmış oluyoruz. Sonra tekrar bu sefer %50'den %90'a kadar kullandık diyelim ki %40 kullanmış oluyoruz. Toplam %100'ünü kullandığımızda bir döngü ediyor. Yani her kullandığımızı düşünmeyin. Toplam %100'ünü kullandığınızda o bir döngü sayılıyor. Bu döngüye göre baktığımızda LFP'nin döngü sayısının çok daha yüksek olduğunu görebiliyoruz. Ama burada da şöyle bir durum var. Örneğin 1000 döngüde %95'lere yakın kapasitede olabilen LFP de var grafikte. %90'ın altına gelmiş olan LFP de var. Aynı durum NMC için de geçerli. Yani demek ki bizim şarj alışkanlıklarımız, kullanım durumumuz, sıcaklık, soğukluk, hızlı şarj, yavaş şarj, bunların hepsi etkili olmuş. Bunu görebiliyoruz. Şimdi enerji yoğunluğu ve sıcağa karşı dayanıklılık açısından bir bakalım. Sıcaklık ve şarj faktörü açısından baktığımızda grafikten göreceğiniz üzere NMC'de sıcaklık arttıkça kapasite kaybı azalıyor. Örneğin 40 ve 50 derecelere bakın. %90 ile %100 arasındaki kalma durumundaki grafikteki sert inişi görebiliyorsunuz. Kapasite kaybını görebiliyorsunuz. Ama 25 derecede çok daha az bozulma olduğunu görebiliyoruz. LFP'de ise duruma baktığımızda düz bir çizgi var. Yani sıcaklık koşullarında da evet %90 ile %100 durumunda kapasite kaybı azalıyor ama daha az. NMC'ye göre çok çok daha az. Yine bir başka akademik çalışmanın grafiğini koyuyorum. Sıcaklık, yıl ve şarj faktörlerine göre degrasyonu görüyoruz, bozulmayı görüyoruz. Göreceğiniz gibi sıcaklık çok çok etkili. Yani 50-60 derecelik sıcaklıkların ne kadar etkili olduğunu görebiliyoruz. Yine bataryadaki şarj durumunun %100'de kaldıkça ne kadar kapasite kaybının arttığını görebiliyoruz. LFP'de NMC'ye göre daha avantajlı durumun olduğunu da yine grafikten görebiliyoruz. Bir başka grafiğe bakalım. Bu da Battery Üniversitesi'nin akademik yazısındaki bir grafik. Hızlı şarjda, yavaş şarjda ve orta yükseklikteki hızda bir şarjdaki
2'deki durumu buradan görüyoruz. Kesik olan çizgiler yıla bağlı yaşlanmalar. Yavaş şarjda döngü sayısının daha yüksek olduğunu, bozulmanın daha az olduğunu görebiliyoruz. Videonun sonunda size okuma önerilerinden ve izleme önerilerinden bahsedeceğimi söylemiştim. Gökten Bey var. Gökten Kurnaz Bey. Kendisi hakkındaki bilgileri de ekrana koyuyorum. Aynı zamanda YouTube linkini de ekrana koyuyorum. Aynı zamanda açıklama kısmına da koyacağım. Muhakkak takip etmenizi öneririm. Gökten Bey'den çok faydalandım. Better University, Science Direct, bunlardan çok faydalandım. O kadar çok akademik yazı okudum. Ancak beni en büyük teşvik eden kişilerden birisi ilgi alanımda olduğu için Gökten Bey olmuştur. Gökten Kurnaz Bey'in ekrana da koyacağım, aynı zamanda açıklama kısmına da koyacağım videolarını özellikle izlemenizi öneririm. Hem bilimsel bir temelle hem de anlaşılır bir şekilde bu konuları derinlemesine öğrenmek istiyorsanız muhakkak o videoları izleyin, Gökten Bey'i de takip edin. Belki şimdiye kadar dikkatinizi çekmiş olabilir. Ben kendim için şimdiye kadar hiç beni takip edin, paylaşın, beğenin gibi şeyler söylememişimdir. Ama özellikle Gökten Bey için bunu sizden istiyorum. Gökten Bey gibi bu ülke için faydalı olabilecek, bilimsel anlamda gelişmelere fayda katacak kişilerin desteklenmesi gerektiğini düşünüyorum. Yine bir başka takip etmenizi önereceğim kişilerden birisi de Gökten Bey gibi makine mühendisi olan Gökhan Vatansever. Gökhan Vatansever'i de mutlaka takip etmenizi öneririm. Araştırmacı, soru soran, didikleyen, irdeleyen, örneğin Tesla bunu söyledi diye doğrudur diye direkt bakmayan veya BYD bunu söyledi diye, TOG bunu söyledi diye direkt bu doğrudur diye bakmayıp araştıran, bilimsel temellere oturtmaya çalışan, pratiklerle de bunları kontrol eden bir yapıda insan. O nedenle Gökhan Bey'i de mutlaka takip etmenizi öneririm. Hem Gökhan Bey'in hem Gökhan Bey'in linklerini her iki videoda da açıklama kısmına koyacağım. Bu kısmı da diğer videonun sonuna yine aynı şekilde ekleyeceğim birebir şekilde. Science Direct'in ve Better University'nin de linklerini açıklama kısmına koyacağım. Bu konuda ilgisi olan varsa, daha meraklı olan varsa, daha derinlemesine araştırmak isteyen varsa onlar da bu konudaki veya diğer konulardaki araştırmaları inceleyebilirler, okuyabilirler. Daha basit bir şekilde LFP ve NMC bataryalarla ilgili bilgi sahibi olmak isteyen olursa benim daha önceden yapmış olduğum LFP ve NMC bataryalarla ilgili bir videom vardı. Onu da açıklama kısmına koyacağım. Bu ilk bölümde anlatacaklarım bu şekildeydi. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Sevgiler, selamlar.